Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Konumuz kredilerde yapılandırma. Konut kredileri, ihtiyaç kredileri, araç kredileri vesaire. Bu kredilerde ne alakalı? Tabii ki destek kredilerinden alınan düşük faizlerden dolayı özellikle konut kredisinde daha önce çok çok yüksek faizlerden çeken arkadaşlarımız yapılandırma yaparaktan maliyeti, ödeyecekleri miktar 150 bin ise bunu 120 bin, 130 bin, taksit miktarı 1500 ise bunu 1200, 1100. Yani bu şekilde düşürmek ve de ortalama olaraktan 30 bin, 40 bin civarlarında kar elde edebilmek için yapılandırma talep ediyorlar bankalardan. Ama bankalar maalesef buna yanaşmıyor. Özellikle kamu bankaları, Sayın Bakanımız bankalara kolaylık sağlanması yönünde yani bir konuşma yapmıştı kredi yapılandırmalarıyla alakalı. Ama maalesef bankalarımız 3 kamu bankası arkasından bir açıklaması oldu. Dedi şu an için konut kredisinde yapılandırmaya gidilmeyecek denildi. Bundan önceki yıllarda da daha önceki yıllarda da tekrardan aynı şekilde yapılandırma olmayacak. Hiçbir şekilde yapılandırma yapılmayacak denildi ama en sonunda yapılandırma yapıldı. Kamu baskısına dayanamadı ve yapılandırma gerçekleşti arkadaşlar. Bunun bilgisini de verelim. Yapılandırmada tabii ki bizim haklarımız var. Yasal haklarımız var. Kanuna hakkı haklarımız var. Bu çerçevede ne yapabiliriz? Öncelikle yapılandırma gelir veya gelmez. Ama kendi fikrim gelme ihtimali çok yüksek. Ne zaman adı çıksa yapılandırma olayı kredilerde gelmiştir. Şimdi bakıldığında biz ne yapabiliriz? Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Kredi yapılandırılması için davanın yolu açık. Bunu söyleyelim. Neden? Bilindiği üzere birisi 1.05'ten ben kullanmışım. Bir faiz oranına gitmiş. Buradan bir ödeme yapıyorum şu anda. Başka birisi gelmiş aynı bankadan 0.80'den kullanmış. Ben de diyorum ki ne? Şu andaki sizin güncel faiz oranınız 0.80. Ben de aynı şekilde bu orandan mevcut kredimi yapılandırmak istiyorum diyor. Bankaya bunu talep ediyor. Banka bunu yaparsa, yani kabul ederse zaten geri kalan hiçbir şeyi yapmamıza gerek yok. Kredi yapılandırması için dava yolu açık. Tüketici mahkemeleri vatandaşların aldıkları hizmet sonrasında haklarını korumaya amaçlıyor. Bankaların yüksek faizle çekilen krediler için hazırlanan sözleşmelerde gelecek faizlerin yükselişi ve düşüşünün kullanıcıları etkilemeyeceğine dair ibare bulunsa da, bakın konuda ibare var, bulunsa da buna karşı mahkeme yoluna gitmek mümkün. Bunu bir söyleyelim. Yani faizlerin yükselişi ve düşüşünün kullanıcıları etkilemeyeceğine dair ibare bulunsa da, yani banka diyor ben şu anda faizim 80'e düşürdüğüm zaman ben senin 1.05'lik olan kredini direkt 80'e çekmem. Ama mahkeme yolu da açık, bunu da belirtiyor. Nasıl mı? Tüketicilerimiz, yani biz bu kredileri kullananlar konuyu mahkemeye taşıyaraktan kredinin yeni faiz oranları üzerinden yapılandırılması için ihtiyadi tedbir kararı verilmesini isteyebilir. Yani tedbir kararı verilmesini isteyebiliyoruz. Tekrardan hatırlatıyorum. Nereye? Bunu şuradan gösterelim. Böyle yan yana gözüksün şuradan. Tüketici mahkemelerine arkadaşlar. Yasal olarak da 6502 sayılı kanunun 39/4. maddesi delaletiyle diyor. Konut finansmanının sözleşmeleri yönetmeliğinin 12.1a bendi uyarınca kredi faizi oranında değişiklik yeniden finansmanı gerektirir. Yani kanun olarak da şimdi biz baktığımız zaman şu anda 1.05'ten kredi kullandık. Kanunda diyor ki ne? Sen 1.05'ten krediyi kullandın. Ama şimdiki kredi faizi 0.80. Sen buradan bunu kanun olaraktan finansmanın yapılması değişikliğinin kredi faiz oranında değişiklik yeniden finansmanı gerektirir diyor. Bankalarda ne yapıyor? Bankalarda ne yapıyor? Bunu kabul ettirilmiyor. Biz de ne yapmamız gerekiyor? Bankaların diyor konut kredilerin yapılandırılmaması
yapılandırılmaması yani. Yapmıyorum kardeşim. Özel bankalar da dahil buna. Kötüye kullanması yani durumu, içinde bulunan durumu kötüye kullanması. Birine 80'den verirken diğerine 1.05'ten konut kredi kullandırılmış ama yapılandırma yapmıyor. Yapılandırma yapsa çünkü bankanın da işine gelmeyecek ondan dolayı kötüye kullanmasıdır. Yani konut kredilerinin yapılandırılmaması şu an için yasaya göre durumun kötüye kullanılmasıdır. 4054 sayılı kanunun 58. maddesi kapsamında tüketici mahkemesi olayın, hakim durumun kötüye kullanılması olup olmadığını bilir kişiye tespit ettirilebilir. Yani banka bunu ne amaçla yapıyor? Çünkü ben borcumu ödeyemiyorum. Konut kredisi çektim, borcumu ödeyemiyorum. Yapılandırma talep ediyorum, ödemem gereken şartlarda. Sayın Bakan'ın da bu konuda açıklaması var. Diyor ki ne? Vatandaşların kredilerini ödeyebilecekleri duruma göre yapılandırılmasını yapın. Yani biz de borcumuzu ödeyemiyoruz, denk gelmiyor. Bundan dolayı yapılandırma talep ediyoruz. Ödeyebileceğimiz şartlara göre banka da ne yapıyor? Ben diyor yapılandırmam diyor. Bu da ne olmuş oluyor? Durumu kötüye kullanmış oluyor açık açık. Kanun da diyor ki ne? 4000 sayılı 4054 sayılı kanunun 58. maddesi kapsamında tüketici mahkemesi olayın, hakim durumun kötüye kullanılması olup olmadığını bilir kişiye tespit ettirebilir. Siz de böylece ödediğiniz bedelle krediniz yapılandırılsaydı ödeyeceğiniz bedel arasındaki farkı bu dava yoluyla bankanızdan talep edebilirsiniz. Yani bu mahkeme sürecinde gelişecek bir şey. Yani siz bu kredi kullandınız, 150 bin lira borç ödemeniz gerekiyor. Yapılandırma yapsanız bu 100 bin liraya düşecek. Arada 50 bin liralık bir fark var diyelim. Yapmadı banka. Siz de dava yoluna gittiniz. Tüketici heyetine başvurdunuz. Sonunda haklı çıktınız. Aradaki fark 50 bin lira. Banka sizi bu parayı ödemek zorunda. Daha önceki alınan dosya masrafları gibi düşünün. Yani bankanın daha önce vermeyeceğim dediği dosya masraflarını hatırlıyorsanız arkadaşlar, ben böyle bir masrafı kanun olarak kesiyorum demişti. Daha önceki tüketici hakem heyetleri sayesinde veya başka davalar sayesinde o paraları alan birçok vatandaşımız olmuştu. Bunu da çoğunuz da biliyorsunuz zaten. Bir de şunu da göstereyim. Dava yolunda yani bizim bu konuyla alakalı banka yapılandırma yapmıyorsa bizim kredimizi hangi tarihte kullandığımızın bir önemi yok. Yani 2018 olur, 2019 olur. Yani kredi hala ödemesi devam ediyorsa yapılandırma yapılabilir. Yapılandırma yapılabilmesi için elimizdeki en büyük kozlardan bir tanesi arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Ödeyememe gücü. Yani ben bu parayı ödeyemiyorum, ondan dolayı yapılandırmak istiyorum. Mesela 5 bin liralık, 10 bin liralık bir kredilerde bile özel bankalar yapılandırma yapabiliyor. Veyahut da ne yapıyor? Siz mesela 2 dönem gecikmeye girdiniz. 2 dönemlik taksitini ödemediniz. Banka sizin o 2 dönemlik ödemediğiniz atıyorum 500-500 taksitiniz vardı. 1000 TL ödemediniz. O 1000 TL'yi diğer kalan taksitlere yayıyor. Yani 30 tane taksidiniz kaldı diyelim. O 30 takside o iki tane ödemediğiniz taksit ödemesini yayıyor. Normalde atıyorum 500 ödüyorsanız o 2 tane ödemediğiniz 1000 liralık taksitle yayıldığı zaman ne olmuş oluyor artık? Düz hesap dersin 1550 liralık olmuş oluyor artık taksitiniz. 50 lira koymuş oluyor. Burada da bir faiz koymamış oluyor. Yani yapılandırma yaparken bu da bir yapılandırma ama faiz koymamış oluyor. 2-3 tane taksit ödemediğiniz zaman bu şekilde kaydırma yapabiliyor. Ama tabii ki 3 dönemden sonra icralık duruma girerseniz o zaman durum sıkıntılı ve işler değişiyor, farklı yöne gidiyor arkadaşlar. Kredi faizleri konusunda çözüm bulamamanız gibi bir durum yok. Çünkü kredi kullandığınız tarih bu noktada önemli değil. İster yakın ister uzak bir tarih olsun. Kredi yapılandırması isteyebilirsiniz. Her bankadan dilekçeyle buradaki kanunları buradan alaraktan bilen arkadaşlar vardır, bilmeyen arkadaşlar vardır. Dilekçe yazaraktan veyahut da bankaya giderekten buradaki kanunları yazarak yapılandırma talep edebilirsiniz arkadaşlar. Bankaların konut kredileri yapılandırmaması
Tekrardan söylüyorum, burada yazmışım. Yapılandırmaması, hakim durumun kötüye kullanılmasıdır ve 4054 sayılı kanunun 58. maddesi kapsamında tüketici mahkemesi bu duruma bilirkişiye tespit ettirebilir. Yani bilirkişiye bu konuyu araştırması, tespit ettirmesi gönderilebilir. Arkasından siz de haklı çıkarsınız. Aradaki farkı alırsınız arkadaşlar. Yapılandırma inşallah gelir. Tabii ki bu yasal olarak da haklarınız, benim anlattıklarım. Yasal olarak da haklarınızı kullanabilirsiniz. Şu an bile bankalardan yapılandırma talebinde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bunun bilgisini de verelim. Özellikle borcunu ödeyemeyen, yani borcunu ödeyemeyen, mesela bir taksidi gecikmiştir, iki taksidi gecikmiştir olan arkadaşlarımız beklemesinler. Ne yapsınlar? Bunları diğer aylara, taksitlere bölebilirler. Konuyla ne alakalı yorumu, yardımcı olmadığım bir durum olan varsa yorumlar kısmına yazabilir. İki dönem krediniz taksitini ödeyemediyseniz, hala da icralık olmadıysanız bunu diğer aylara taksit olarak da böldürebilirsiniz. Bunu da söyleyelim. Başka bu konuyla ne alakalı anlatacağım. Yapılandırma kesin olaraktan konut kredilerinde şu an için tam anlamıyla yok. Bu kanuna haklarınız, benim anlattıklarım. Tabii ki inşallah yapılandırma gerçekten de oluşur. Ve insanlar zaten zor dönem geçiriyoruz. Bu yapılandırmalardan faydalanırlar diye umut ediyorum. Konuyla alakalı soru ve görüşleriniz varsa arkadaşlar videonun altında yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı günler.